Meclis Başkanlığı 2019'un 5. araç kiralama ihalesini açtı. Filosunda 340 araç bulunan meclis, son ihaleyle bunlara 27 yeni araç daha ekleyecek. Bir günde yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın araç kiralama işlemi yapılmayacak dediği 2019 yılında sadece mecliste 5 kez daha araç kiralamak için ihale açıldı. Meclis filosunda 1.6 milyon TL'lik bir zırhlı araç, 1.3 milyon TL'lik Kobra tipi bir araçla 1.1 milyon TL'lik Binek otomobilinde yer aldığı 340 araç bulunuyor. ...15 Temmuz'dan sonra başlatılan tenkil sürecinde birçok meslek sahibi Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Türk Tabipler Birliği'nin açıkladığı rakamlara göre sadece 2019'da 906 doktor Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Birlik Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman, "Meslektaşlarımız artık Türkiye'yi hekimlik yapılamaz nitelikte buluyor," dedi. Türkiye'deki antidemokratik uygulamaların sonucunda umudu tükenen hekimlerin ülkeden kaçtığını belirten Adıyaman, gelecek beklentisi her gün giderek azalan hekimler ne yazık ki ülkeden kaçıyorlar. Hekim arkadaşlarımız ülkeyi terk ederek daha iyi, demokratik ve sosyal bir ortamda çalışmak istiyor sözlerini kullandı. Mersin Anamur'da kafe işletmesi için çalışma ruhsatı almak isteyen KYK'lı öğretmen Ramazan Tekin'e kafeyi açtıktan 4 ay sonra ruhsat başvurusuna ret yanıtı geldi. KYK'lı olduğu gerekçesiyle iş yeri açma ruhsatı alamayan Tekin'in dosyası İçişleri Bakanlığı tarafından Anamur Belediyesi'ne gönderildi. Dükkanını kapatmak zorunda kalan ve şimdi kafe açmak için bankadan aldığı krediyi ve babasından borç aldığı parayı nasıl ödeyeceğini düşünen KYK mağduru öğretmen, "Aile düzenim, huzurumuz bozuldu. Hesaplarıma da bankalar tarafından bloke kondu. Bir de bunun üstüne devletin vergi borçları çıkardı. 30 gün içinde dava açmak gerekiyormuş ama o süreçte birçok problemle uğraştığım için bu süreyi kaçırdım. Hiçbir avukat da bu topa zaten girmek istemedi. Devleti karşısına almak istemedi, ben de korktum. Avukat tutup dava açabilecek param da yoktu zaten. Ama artık korkmuyorum. Hakkım yendi, hakkımı helal etmiyorum," sözlerini kullandı. "Bu ülkede niye öğretmenlik yapamıyorum ya da bir özel kurumda neden bana iş verilmiyor?" sorusunu soran Tekin, "Eğer suçluysam, eğer vatana ihanet etmişsem idam etsinler. Bize bu ülkede iş yoksa yurt dışına gitmemize engel olmasın. Hakkımda bir ceza yok, bir şey yok ama İçişleri Bakanlığı benim terörist olduğuma karar vererek ceza veriyor," dedi. SGK'da zaten işlenmiş durumda. 672 KYK ile ihraç edilmiştir diye SGK kaydında orada giriş yapılmış. Yani insanlar bunu gördüğü zaman size iş vermek istemiyor çünkü karşısına birilerini almak istemez yani. HDP milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu da Tekin'in yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu. KYK'lıların işletme açabilmelerinin önünde yasal bir engel var mı diyen Gergerlioğlu, eğer KYK'lı olması sebebiyle Ramazan Tekin isimli yurttaşın ruhsat alamadığı iddiası doğruysa, kendisi ve diğer KYK'lılara evine ekmek götürmek için hükümetinizin bir tavsiyesi olacak mıdır ifadelerini kullandı. Yani pes etmeyeceğim kesinlikle. Benden daha kötü durumda olan insanlar var dediğim gibi. Ben belki bu meramımı anlatırken biraz da utanıyorum. Çünkü çok daha kötü durumda olan insanlar var. Yani çok şükür ki ailem var. Arkamda olan insanlar var. Pes etmeyeceğiz. Bir gün kazanacağız yani. Ben buna inanıyorum. Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović, Wikipedia dahil Türkiye'de engellenen internet siteleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gözlemlerini içeren 9 sayfalık rapor sundu. Rapor, erişim engellenen, kâr amacı gütmeyen ve çeşitli özgür içerikli projeleri bünyesinde barındıran Wikipedia ve diğer internet sitelerini yakından ilgilendiriyor. Mijatović, Türk idari makamlarının ve mahkemelerinin rutin olarak interneti engellemesine başvurma şeklinin demokratik bir toplumda kabul edilemez olduğunu ve ifade özgürlüğünü koruyan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesiyle uyumlu olmadığına dikkat çekti ve binlerce Türk vatandaşın haklarının ihlal edildiğini vurguladı.
Ankara 16. İdare Mahkemesi, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü hakkında yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davayı ihale işleminde ve ihale onayında mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Yeşilova sakinleri adına davayı açan avukatlar Münip Ermiş, Tuncay Koç ve Mustafa Şahin kararı Danıştay'da temiz edeceklerini açıkladı. Avukatlar tarafından yapılan açıklamada son derece yüzeysel ve adeta Cumhurbaşkanı'nın bu alanı millet bahçesi ilan etmiş olmasını referans alan, bakanlığında bunun gereğini yerine getiren bir emir komuta sürecinin son halkası olarak kendini ifade eden bu kararın hukuki bir değerinin olmadığı son derece açıktır. Mahkeme Salda'nın yıkım kararına onay vermiştir denildi.